küçük parça kömürlerle çalışan kalorifer kazanı. Parçalanmış kömürleri kazanın deposuna dolduruyoruz. Bu depodan ihtiyacı kadar alıyor. Şurada helezonu var. Yanma noktasına kömürleri veriyor. Yanan kömürler yukarıdan küllüğüne dökülüyor. Aynı zamanda suyu ısıtıyor yukarıdan. Ve ısınan bu su pompasıyla evin içindeki peteklere basılıyor. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Şurada menüleri var. Açma kapama, istediğiniz zaman sistemi kapatabilirsiniz bu düğmeye basıp. Burada kömür verme sistemini açıp kapayan tuş var. Fanı açıp kapayan tuş var. Bu da kömürü gerektiğinde elle vermek için bastığınız kadar kömür veriyor sisteme. Bunun bir de ayarları var. Örneğin burada sıcaklık 40 dereceye ayarlanmış. Yani 40 dereceye kadar petekteki suyu ısıtıyor. Sonra sistem beklemeye giriyor. Yani beklemeye girmesi demek kömür alışını durduruyor. Fanlar duruyor. Haliyle alevin yanışı biraz yavaşlıyor. Su pompası sürekli dönmeye devam ediyor. O durmuyor. Sıcaklık bu set değerinin altına düşünce, belli birkaç derece altına inince tekrar sisteme kömür almaya başlıyor. Şu an alıyor kömürü. Aynı zamanda fanlar devreye giriyor. Alev çoğaldığı için su ısınmaya başlıyor. Peki bu sisteme kömür alma mesafesi, süresi var. Bunlar nasıl ayarlanıyor? Öncelikle burada yakıt bekleme süresi var. Yani şurada sayıyor. Mesela 6 dakikaya ayarlamışız biz bunu. 6 dakika bekliyor. 6 dakikanın saniye olarak gösteriyor burada. 6 dakikada bir kömür alıyor. Bir de besleme var. Besleme dediği de şurada besleme 3 saniye. 6 dakika bekledikten sonra süresi dolunca 3 saniye boyunca redüktör helezyon vasıtasıyla sistemin kazanına kömür taşıyor. Besleme süresi bu. Bekleme süresi de 6 dakika. Set ayarı 40 derece. Şimdi fan ayarı var bir de. Bu da fanın üfleme derecesi. Daha yüksek sıcaklıkları çıkması için fanın hızı değişiyor. Şimdi sıcaklık ayarını bundan nasıl yapabiliriz? Örneğin şu sıcaklık ayarı düğmesine basıyorsunuz. Ayarını göstereyim o zaman. Fan ayarı bu şekilde basıyorsunuz. Artı eksiden istediğiniz değere getirdikten sonra Enter'a basıyorsunuz. Bunu sisteme kaydediyor. Mesela yakıt besleme basıyorsunuz. 4 saniye, 5 saniye. Okeylerseniz sistem 5 saniye boyunca size, evet şu an kaydetti, 5 saniye boyunca kömür taşır. Ben bunu tekrar 3 saniyeye düşüreceğim. Enter'a basamadığım için algılamadı. Şimdi tekrar 3 saniyeye ayarlamış oldum. Yakıt bekleme süresine basarsanız 6 dakikayı istediğiniz süreye çevirebilirsiniz. 3 dakika, 5 dakika. Ne kadar bekleyeceği sizin şeyinize bağlı. Dediğim gibi bu şekilde
Bu düğmenin butonunda bir sorun var sanırım. Bastıramadım. Bu şekilde ayarlar yapılıyor. Peki bu 6 dakikayı neye göre ayarladık? 3 saniyeyi neye göre ayarladık? Burada biraz takiple alakalı, havanın iklimin soğukluğuyla alakalı. 6 dakika süresince evet. Yani 6 dakika boyunca bu kömür yanıyor. Bu şekilde bekliyor. Yeni kömür alırsanız aynı şu hareket oluyor. İlave kömür alttan geliyor. Bu süreyi çok kısa tutarsanız kömürler daha yanmadan yanlardan dökülmeye başlar. Bu da istenmeyen bir durum. Aynı zamanda yakıt israfı. Bunu gözlemleyeceksiniz. Kömürler tamamen yanacak şekilde uygun bir zaman aralığı seçeceksiniz. Besleme süresi de 3 saniye ve 6 dakika bizim için şu an yeterli. Onu siz göreceksiniz. Burada sistemin hava alma bidonu, su taliye bidonu var. Sistemde fazla basınç olduğunda bu deponun içine su geliyor. Fazlası buradan buraya akıyor. Ara ara sisteme su eklemek gerekiyor. Onu da şuradan çeşmeyle veriyoruz. Kazana su veriyorsun. Su verince buradan su atmaya başlıyor. Sonrasını da kapatıyoruz. Bu şekilde sistemde su eksilmiyor. Arada bir vermek yeterli. Basınç fazlalıkları da buradan atmış oluyor. Elektrik kesilse bile kazan patlama riski olmuyor.